Aa, bırak beni, bırak beni. Biri bana yardım etsin. Sarım. Sayın, beni kurtar. Ama nasıl? Ben uçamıyorum ve senin peşimde neyin olduğunu bile göremiyorum. Sarı! Orada kal, seni kurtarmaya geliyorum. Sarı! Aman tanrım, onu göremiyorum. Aa, onun kokusunu bile alamıyorum. Aa, ayak izleri. Biz ve daire sen. O ayak izlerini tanıyorum. Bu yeşil. O yaptı. Onu bulacağım ve kafasını kopartacağım. Umarım beni burada bulamaz. Eğer bulursa başım büyük belaya girer. Senin başın zaten belada. Bu tane. Sahir, ne yapıyorsun? Senin kafanı koparmadan önce bana sarın nerede olduğunu söyle. Sen ne yapıyorsun? Neden bahsettiğini bilmiyorum sayın. Evet, o zaman ayakların neden sarı boyalarla kaplı? Bak dostum, sarının kaybolduğu yerde senin ayak izlerin vardı. Kızmaya başlıyorum. İtiraf et artık ve karnım da acıkıyor. Bekle, açıklayabilirim. Sadece dolaşıyordum. Tabii ki tedbirli bir şekilde, biliyorsun. Her zamanki günlük rutinim. Ama sonra arkamdan bir şey geldiğini duydum. Pervane sesi vardı. Sarı, pervanenin sesi biraz farklı bugün. Sorun ne dostum? Kedi dilini mi yuttu? Bu espriyi yeni öğrendim. Her neyse, görüşürüz. Ben gidiyordum ama hala peşimden o ses geliyordu. Sarı, ne yapıyorsun? Dur! Her neyse, beni o gördüğün her yerinde kovaladı. Sarının kaybolduğu yerde ayaklarım boyaya bulaşmış olmalı ve bu yüzden ayaklarım da boyalı kaldı. Nereden bulaştı? Körüm ben, unuttun mu? Görebilseydim söylerdim. Tüh! Bu hikayeye neden inanayım ki? Hiç mantıklı değil. İnanıp inanmamak sana kalmış sayın. Bak ne diyeceğim, sarının kaybolduğu yere geri dönelim. Senin gibi göremem ama diğer duyularım iyi iş çıkartır. Sarıyı birlikte bulabiliriz. Pekala ama adımlarına dikkat et. Hala birinci şüphelimsin. Evet, görevimi terk ettim diye kırmızı buna çok kızacak. Bunun için endişelenme. Şu anda önemli olan sarının nerede olduğu. Bu da nedir? Aslında tekrar düşününce kırmızı olabilir. Kırmızı mı yazıyor? Oh, hayır, bir tuzaktan kumanda. Kırmızı yazmıyor ama bu kırmızının her zamanki yaptığı icatlardan biri olabilir. Pekala, baskın yapıyoruz. 3, 2, 1... 3. Bu da ne? Ne oldu? Birisi kapıyı kırmış zaten. Kırmızı, burada mısın? Şey burada mı? Hangi şey burada mı? İşte bu ses geliyor. O da nedir? Daha sonra açıklarım. Koşun. Bu şeyi sen mi yaptın? Her şeyi ben yaptım ama açıkçası kontrolünü kaybettim. Biliyordum. Bununla sarıyı kaçırdın. Ve olay yerinde kumandasını bulduk. Boyun kadar beynin olsaydı keşke. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Senin aptalca sorularınla uğraşamam. Hey, beynime laf etme. Uzaktan kumandalı drone değil mi bu? Bunun bir uzaktan kumandalı drone olmadığını söylemedim. Bu gördüğün şey için bir süredir çalışıyordum. Ama nedense kumandayla hiç etkileşime bulunmuyordu. Bu aletin amacı bizim evimizi daha iyi koruyabilmesiydi. Tam çalıştı derken bir sorun çıkıp geri bozuluyordu. Beni bayağı uğraştırmıştı. Hayır! Onu söndürdükten sonra yeni bir proje çizmek için gittim. O öfkeden kumandayı orada bırakmış olmalıyım. Bu aletin tamamen bir çöp olduğunu düşünmeye başlamıştım. Sabah olduktan sonra bu icadımı tekrar kontrol etmeye geldim. Uzani, merhaba. Burada kimse var mı? Eğer o alet kırıldıysa başım büyük belada. Merhaba güzelim. Bekle, kumanda nerede? Birisi uzaktan kumandayı çalmış ve drone'u kullanarak bana saldırmıştı. Ben de saklandım. Ta ki siz yerimi belli edene kadar.
Bu yüzden sarıya ne olduysa benim hatam değil. Ben de bir kurbanım, tıpkı sarı ve yeşil gibi. Pekala, o zaman onu kim çalmış olabilir? Bir dakika, işte kumanda. Mavi, bunu bize nasıl yaparsın? Nasıl yaptığımı anlatayım. Hey, bırakın gideyim. Üzgünüm Sayın ama seni bırakamam. Yani hiçbir yere gitmiyorsun, üzgünüm. Ne? Neler oluyor? Hey çocuklar, ne yapıyorsunuz? Hepsi yalan mıydı? Aslında Sayın Oyak Çizleri olayı yalandı. Sarıyı ben sürüklemiştim. Ve o şeydi benim drone'um. Ben de sana yalan söyledim. Neden mi? Drone'umu uçuş denemesi için devreye bırakmıştım. Defol dostum. Burası benim bölgem. Sarı. O benim drone'umdu. Ne yapıyorsun? Bekle. Kırmızı bu senin miydi? Üzgünüm. Ben parkta casusluk yapmaya çalışan biri. Onunla çok uğraşmıştım. Hayır tacım, en değerli varlığım mahvoldu. O bıçaklar beni öldürebilirdi. Üstüne boyayla kaplandım. Hepimizin sarıyı kaçırmak için sebepleri vardı. Kızgındık ve güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. Ey çocuklar, siz ne yapıyorsunuz? Kes sesini. Bizimle geliyorsun. Sarı istemeden bir şey yaptı ve onu kaçırdınız. O zamanlar mantıklı geliyordu. Ama şimdi çok şey biliyorsun. O yüzden sayın. Güzel bir geziye gidiyorsun. Hayır. Sayın, beni buldun. Bütün gün seni aradım ve sonunda buldum. Çok üzgünüm. Seni kurtarmak istedim ama ikimiz de sıkıştık. Hayır, senin gelmen mükemmel oldu. Önüne bak. Kuyruğuma pervane bin çalıştır. Evet, özgürlük. Sonunda. Bize bunları yaptıkları için onlardan intikam almalıyız. Beni takip et. Onlardan nasıl intikam alacağımızı çok iyi biliyorum. İşte çalışıyor. Şimdi tek yapmamız gereken şey kumandasını bir şekil... Orada durun. Yakalandınız. Otuz gün boyunca videolarımızı en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yerinizde olsam 7/24/365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım. Şu yalanı bırak da videoya geçelim. Yalan değil, herkes beğenip yorum yapsın. 30 gün sonra görürüz. Hadi Mavi'nin giydiği eteklere bakalım. Hangisi daha güzel duruyor sizce?